Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. Suriye zemininde başlayan ve giderek Ukrayna'ya kadar yayılan Rusya-İran jeopolitik, jeostratejik ittifakının ne kadar belirleyici bir kimlik taşıdığını biliyoruz. Eğer Rusya Hava Kuvvetleri ile İran'ın karadan hazırlamış olduğu Şii milisler ve Hizbullah, Baas rejiminin yardımına koşmasalardı bugün Beşar Esed diye bir adam Şam'da oturmuyor olacaktı. Ve sonuç itibariyle Suriye'nin batısındaki deniz üsleri ve hava üsleriyle Rusya bizim güneyden de komşumuz olmayacaktı. Fakat bu ittifak sadece Suriye'de kalmadı biliyorsunuz. Ta Ukrayna'ya kadar uzandı. Rusya'nın çok kötü bir dönem geçirdiği bir sırada 2022-2023 hattında Ukrayna'da yardımına sayısız drone üretmiş, kamikaze dronlardan depolar yapmış, İran yetişti ve Rusya'nın iyi kötü cephede felakete doğru gitmekte olan pozisyonunu ve işgal etmiş olduğu topraklardaki varlığını koruyan bir kimlikle İran yanında yer aldı. Şimdi bu önemli bir jeopolitik durum. Zaten Türkiye'nin de rahatsız olduğu bir durum. Çünkü hem Suriye'de bize problem çıkarıyor, hem günü geldiğinde Azerbaycan ve Türkiye'ye Karabağ'da problem çıkaracak bir kimlik taşıyor. Fakat günümüz dünyası 20. yüzyıl gibi değil. 20. yüzyılda ikiye bölünmüş karpuz gibi ideolojik bir dünyada yaşadı bizim kuşağımız. O yüzden bizim kuşağımızın gençlik yıllarından Sovyetler Birliği'nin dağıldığı günlere kadar ulaşan öykümüzde kalıcı ittifaklar vardı. Yani çok fazla sallantılı bir ittifak sistemi yoktu. Şimdi ise durum biraz farklılık gösteriyor. Daha doğrusu ben buna hep yaklaşık 10-12 yıldır Star'daki yazılarımda da hep söylemişimdir. Kompartıman diplomasisi diyorum. Yani devletler bir yere kadar ortak çalışabilecekleri alanları belirleyip o alanlarda stratejik ittifak yapıyorlar. Ortak olamayacakları veyahut çıkarlarının tam olarak örtüşmediği alanlarda ya bu bölümü fazla görmeyelim, biz buradan çalışmaya devam edelim diyorlar. Bu Türkiye'nin de uyguladığı bir durum. Yani sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri ile 1000 tane sorun yaşıyoruz ama sonuç itibariyle NATO ittifakında da beraber hareket ettiğimiz çok yer oluyor. Bunun gibi bir durum. Şimdi Rusya ile İran arasında ikili bir sorun var. Ve bu kriz olarak mı adlandırılır? Eğer kriz diye adlandırırsam diyebilirsiniz ki Ardan abi biraz abartıyor musun? Doğru. Ama kriz başlangıcı mı? Bir de öyle bakmak lazım. Çünkü birinci sorun İsrail'e karşı varlığını, vekil savaşçılarıyla kullanan İran, Suriye'deki Rus politikasından çok fena halde şikayetçi. Şam'daki kaynaklarla da konuştuğumda kendi aralarında İranlı komutanları bu İvanlara rağmen yapmamız lazım gibi cümleler kullanmaya başladıkları da belirtiliyor. Yani İsrail elini kolunu sallaya sallaya nereyi bombalıyor? Rusya'nın Himeymim üssünü bombalamıyor. Tartus'taki donanma üssünü bombalamıyor. Nereyi bombalıyor? İran'ın ne kadar Hizbullah ve Şii milislerle oluşturmuş olduğu karargah varsa İsrail onları bombalıyor. Peki Suriye hava sahasının bir numaralı kahramanı kim? Vladimir Putin. Ama İsrail savaş uçakları oraya saldırdıklarında Suriye'ye ne bir Rus uçağı onları göğüslüyor, ne bir S-300 çalışıyor, hiçbir şey olmuyor. Bu bir. Ama son dönemde daha da vahim bir gerginlik ki doğrudan Şam'dan aldığım bilgi, İranlılar Golan üzerinden çok ciddi bir baskılama yapmak istiyorlar. Tıpkı Lübnan'ın güneyinden yaptıkları gibi. Yani
Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah nasıl baskılıyor ve yaklaşık 200 bin sivili, İsrailli sivili evinden ediyorsa, diyor ki İran ben Golan'dan da bastıracağım. Ama Rusya izin vermiyor. Çok enteresan. Rusya diyor ki bu işe karışamayız. Bu benim Orta Doğu stratejimde yer alan bir durum yok. Onu yaptırmıyor. Kavga orada. Dün işte o yüzden yani 28 Aralık günü Irak'tan Şii milisler niye Golan'a drone fırlattı? Bu sadece İsrail'e mi? Hayır. Irak'tan fırlatılan ve gerçekten Golan Tepesi'nin meskun bir bölgesinde patlayan o drone aynı zamanda Rusya'ya da bir mesaj. Diyor ki İran, sen benim adamlarına Golan'da izin vermiyorsun ama bak görüyor musun ben nerelerden atıyorum. Bu gerçekten yakın gelecekte Orta Doğu'daki bütün dengeleri belirleyecek bir kimlik taşıyor. Bunu bir defa bir yere yazın. Ama en önemlisi Rusya da az değil. Yani tabii kadim bir devlet olduğu için Tahran böyle mımır 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 etrafta dolaşınca o da onlara geçen hafta yapılan Fas'ta, Marakeş'te yapılan Rusya-Arap toplantısından, stratejik işbirliği toplantısından cevap verdi. Bahreyn, Komor Adaları, Mısır, Irak, Lübnan, Libya, Moritanya, Filistin, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus, Katar, Somali, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen Dışişleri Bakanları Fas'ın Marakeş kentinde Sergey Lavrov'la birlikteydi. Oradan yapılan bir açıklama resmen İran'ın Rusya'nın Tahran'daki büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırıp nota vermesine neden oldu. Çünkü o nota açıklamada yani Rus-Arap ortak açıklamasında Basra Körfezi'ndeki birisi 2000 kişilik meskun bir ada, diğer ikisi kimse yok üzerinde 3 küçük adanın egemenlik sorununun Birleşmiş Milletler veya Uluslararası Adalet Divanı tarafından çözümlenmesi gerektiği vurgulandı. Rusya attı bunun altına imzayı. Niye? İran ayaklanmış vaziyette. Söz konusu 3 ada 1921 yılında İngiltere'nin kontrolündeydi arkadaşlar. Sonra 30 Kasım 1971 tarihinde İngiltere Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yönetimini sonlandırdı. Ve onun yerine yani onun kurmuş olduğu yapı içinde bugünkü Birleşik Arap Emirlikleri devleti oluştu. Esasında İngiltere'nin oluşturduğu bir devlettir. Eski bir İngiliz sömürge alanıdır. Fakat İngiltere bu 30 Kasım 71 tarihinden 2 gün önce 28 Kasım 1971'de o Basra Körfezi'ndeki 3 adadaki askeri varlığını çekti. Ve Birleşik Arap Emirlikleri bağımsızlığını ilan etmeden 2 gün önce dönemin İran Şahı Rıza Pehlevi bu adalara asker çıkardı ve o gün bugündür o adalardan çıkmıyor. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri diyor ki arkadaş orası benim. Niye? İngiltere vardı orada diyor. O da diyor ki yok o oralar artık benim. 1971'de oralar sahipsizdi. Sen yoktun. Öyle bir devlet yoktu. Birleşik Arap Emirlikleri devleti 2 gün sonra kuruldu. O yüzden ben aldım burayı. Kusura bakma. 71'den beri aldığım adanın egemenliğini tartışmam. Şimdi İran notası bundan kaynaklandı. Diyor ki İran Rusya'ya, arkadaş sen benim toprak bütünlüğümü ve egemenliğimi Birleşmiş Milletler nezdinde tartışmaya açtın. Olaya bak. Büyük olay esasında yani bu bir küçücük ada, biz Kardak yüzünden Yunan'da savaşıyorduk, öyle ada deyip geçmeyeceksin. O devletin gücünü ve egemenliğini temsil eden bir kavram orada. Ve mesela diyor ki ılımlı kanattan reformcu siyaset adamı var Hamid Ebu Talabi Tahran'da. Rusya'nın sergilediği davranıştan şaşırmadık, özellikle son 100 yılda İran'a yaptıkları düşünülürse normal karşılıyorum diyor. Bunu bir siyaset adamı söylüyor. Anormal olan
her fırsatta İran'ı dışlayan Rusya'nın yönetim tarafından bu kadar kabul görmesi ve hep birlikte Rusya'nın savaş tuzağına düşmemizdir diyerek Tahran'daki meşru ve güçlü muhalefet bir de yönetimi bu tür bir Rusya'yla Ukrayna Savaşı'na girmiş olmaktan dolayı eleştiriyor. İzleyeceğiz. Bu bir gün içinde atlatılacak bir kriz değil. Yani kriz veya kriz başlangıcı değil. Hoşça kalın.